taraflara doğru gidiyor yani, değil mi? Evet. Şöyle kanıza kadar yarılmış. Pancarın içindeki normal şu şekil gibi. Ona bak. Pancar yenilmiş. Başkanım getirmez dese ne yapacağız yani? Ovalayacağız abi. Başka çaremiz yok yani. Tarımı sürdürülebilir, suya dayalı bunu. Buraya da böyle yapıyor. Bu kadar. Yok, hiç görmedim. Konya Ovası'nda son yıllarda sıkça görülen, hızla artan otluklar ve yarıklar maalesef Karaman'da da oluşmaya başladı. Şu anda Çoğulu köyümüze bağlı Uzunkuyu Mahallesi'nin olduğu yerdeyiz ve burada ciddi bir yarık görüyoruz. Ben ilk defa görüyorum. 150-200 metreye yakın üreticimize görüştüğümüz vakit 150-200 metreye yakın bir yarık olduğunu söylüyor. Tabii bunların nedenlerine bakmak gerekiyor. Biliyorsunuz küresel ısınma ve suyun aşırı kullanımı ve kuraklığın etkisiyle yeraltı sularımızdaki çekilmelerden dolayı Karapınar'da 500-600'e yakın bir opruk oluşmuştu. Geçtiğimiz günlerde Adagale, Emir Gazi, Karapınar'da oluşan yarıklar, yüzey yarıkları bizim bölgemize de geldi. Bunlar tabii ürkürtücü. Bunlarla ilgili ne yapılabilir bakmak gerekiyor. Dediğim gibi yani yeraltı suları geçtiğimiz yıllarda 2000'li yıllarda yıllık 1 metre çekilirken şu anda 10 metre 20 metre çekilmeye başladı. Bu da ister istemez bu doğal afetlerin oluşmasına sebep oluyor. Geldiğimiz noktaya baktığımız vakit bizim burada tarımın devam edilebilmesi için ivedi bir şekilde hep üzerinde durduğumuz bir konu var. Dış havzalardan su gelmesi. Ohtamış projesinin Ahi kanalının tamamlanması gerekiyor. Karadağ sulama projesinin tamamlanması gerekiyor. Çünkü bizim tarıma ihtiyacımız var. Şu günlerde işte biliyorsunuz aşırı fiyatlar, gıda fiyatları, market fiyatları hep konuştuğumuz şeyler. Bunların çözümü için ve bu doğal afetlerin, yarıkların gelecek nesillerimizi tehlikeye sokmamak için dış havzalardan Konya'nın da içinde bulunduğu kapalı havza bölgesine, Karaman'a dış havzalardan suyun gelmesi gerekiyor. Çok ürkütücü bir olay. Bugün burada gördüğümüz olay zaman içinde takip ettiğimiz vakit Karadağ'ın etrafındaki tüm yerleşim alanlarını dolaşıyor. Bu da Karaman'da hem hayati tehlike yaratıyor hem de ekolojik olarak da ciddi manada doğanın dengesinin bozulduğunu gösteriyor. Çok önemli değil mi? Düşücü düşmesin. Düşecek, düşecek. Bir iki daha vursam. En son yağmurlama kurmaya geldiğimde, çalıştırmaya geldiğimde baktım ki böyle bir yarık oluşmuş. İlk defa görüyorum ben de. Daha önce öyle bir şey başımıza gelmemişti. Öyle bölgede öyle, ilk defa? Evet, ilk defa. Bir anda şaşırdık yani. Neye bağlıyorsunuz peki? Bence yeraltı sularının azalmasına. Şu anda onu gösteriyor. Keşke olmasaydı. Keşke olmasaydı.